Merhaba arkadaşlar. 2020 online TOEIC kursus Nederlands. Hollandca dil kursumuza hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde 32 farklı kısaltmaları öğreneceğiz. We gaan vandaag 32 afkortingen uit het dagelijks leven leren. ...2020 online taal cursus Nederlands. Hollandse dil kursumuza hoş geldiniz. Ben Mehmet Uz. İnanmak başarmanın yarısıdır. Yeni bir dil öğrenmek biraz sabır, çok emek, dikkat, azim ve disiplin ister. Bu dersimizde Hollandaca'da günlük hayatta özellikle sıkça kullanılan kısaltmaları ve Türkçe anlamlarını öğreneceğiz. 32 farklı kısaltmayla karşınızdayız. Saygılarımla başarılar diliyorum. Günlük hayatımızda konuşurken, dinlerken veya okurken sıkça karşımıza çıkan kısaltmaları ve anlamlarını cümle içinde kullanımıyla birlikte öğreniyoruz. Bu cümleleri en az iki defa anlaşılır şekilde söyleyiniz. Vandaag leren gaan we 32 afkortingen uit het dagelijks leven leren. Je moet deze zinnen met de afkortingen minimaal twee keer hardop en begrijpelijk zeggen. Veel succes! Afkortingen. Met andere woorden, van links naar rechts, nader overeen te komen, in verband met betrekking tot, bij voorbaat dank, tegen elk aannemelijk bod, nader overeen te komen, aanstaande, alsjeblieft. Ter attentie van, ten behoeve van, ten gevolge van, ten opzichte van, volgende, ter name van. Dat wil zeggen, de dato, door middel van, de andere en dergelijke. En in plaats van. Een en anders, enzovoort, jongsleden, in verband met, in zeer goede staat, in opdracht van. Met uitzondering van, nog niet bekend, namelijk, nader overeen te komen, naar aanleiding van. En vele anderen, na de middag, nummers nader te bepalen. Voornamelijk, vice versa, zogenaamd, zo spoedig mogelijk, zijn inziens, ze omzijde, zo goed als nieuw. Nederlands, Hollandaja, Turks, Turkje. Met andere woorden, deerberdeesle. Ik ben verdrietig. Met andere woorden, voel ik me niet zo lekker. Üzgünüm. Bir başka deyişle, kendimi o kadar iyi hissetmiyorum. Van links naar rechts, soldan sağ. Bunu değiştirelim arkadaşlar. In het Arabisch schrijf je van links naar rechts. Arapça soldan sağa doğru yazılır. Nader overeen te komen, daha sonra anlaşılacak, belirlenecek fiyat, ücret veya şartlar vesaire. Ik verkoop mijn auto. Prijs is nader overeen te komen. Arabamı satıyorum. Fiyat daha sonra belirlenecek. Nokta. Bij voorbaat dank. Beleefdheid. Şimdiden teşekkürler. Naziklik durumunda biraz daha resmi durumlarda söylenir. Wilt u geen afval naast de container zetten? Dan blijft hier schoon. Bij voorbaat dank. Çöp bidonunun yanına çöpünüzü koymayın. Böylece burası temiz kalır. Şimdiden teşekkürler. Tegen elk aannemelijk bod. Zij verkoopt haar PS4. Tegen elk aannemelijk bod. Üzerinde anlaşılan en iyi fiyatı demektir. PS4. Oyun konsolünü en iyi fiyata verene satıyor. Dat wil zeggen. Ons huis is 4... Heeft vier kamers, dat wil zeggen drie kamers en een kleine kamertje. Daha önceden belirtildiği gibi, yani açıklama söz konusudur. Evimizin dört odası, yani 3+1 küçük odası daha var. De dato, ik heb je brief op de dato 10 november ontvangen. Geçmiş bir tarih belirtilir, tarihinde anlamına gelir. Geçen 10 Kasım tarihinde mektubunu veya mektubunuzu aldım. Door middel van. Door middel van deze link kan je tickets voor de film kopen. Aracılığıyla, vasıtasıyla. Bu link aracılığıyla
film biletlerini satın alabilirsiniz. Met vriendelijk groet, met vriendelijk groeten. Saygılarımla resmi yazışmaların sonunda kullanınız. Beste studenten, als je nog vragen, opmerkingen hebben, hoor ik dat graag. Met vriendelijk groet, Mehmet Uz. Saygıdeğer öğrenciler, soru ve önerileriniz olursa bildirmenizi rica ediyorum. Bunları duymak isterim. Saygılarımla, Mehmet Uz. Enzovoort. Sarah heeft koek, snoep enzovoort meegenomen naar het strand ve benzeri anlamına gelir. Sarah sahile giderken kurabiye, şekerleme ve benzeri gibi yanına aldı. Jongsleden. Op 10 April Jongsleden was hij jarig. Daha geçen 10 Nisan'da doğum günüydü. Een en ander. Ik zal een en ander uitleggen tijdens de vergadering. Bazı konuları. Toplantıda bazı konuları açıklayacağım. In zeer goede staat. Deze tweedehands laptop is in zeer goede staat. Daha yeni gibi, acer. Bu yeni laptop daha yeni gibi, yepyeni. Met ingang van resmi başlangıç tarihi belirtilir. U mag met ingang van 1 juni van de woning gebruik maken. Arkadaşlar burada bir u var. Gebruik maken. 1 Haziran'dan itibaren apartmanda kalmaya başlayabilirsiniz. Met uitzondering van. We zijn altijd open met uitzondering van maandag. Resmi haricindedir. Resmi durumlarda kullanılır. Pazartesi hariç her gün açığız. Nummer. Hij woont om nummer 28. Yaşadığı yerin kapı numarası 28'dir veya 28 numaralı adreste oturuyor. Naar aanleiding van. Naar aanleiding van uw vacature schrijf ik deze brief. İstinaden. İşçi alımı çağrınıza istinaden bu mektubu yazıyorum. Veya boş pozisyon belirtmenize istinaden bu mektubu yazıyorum. Zo spoedig mogelijk. En kısa zamanda, mümkün olduğu kadar kısa zamanda demektir arkadaşlar. Kan je mij zo snel mogelijk terugbellen? Beni en kısa zamanda geri arayabilir misin? Zie om me zijde. For meer informatie over dit onderwerp, zie om me zijde. Sayfanın diğer kısmına bakınız. Konuyla ilgili daha fazla bilgi için sayfanın arkasına veya diğer kısmına bakınız. Per person. Ticket kost 20 euro per person. Kişi başı. Genellikle fiyatları da kullanılır. Kişi başı bilet fiyatı 20 eurodur. Postscriptum. P.S. I love you. Not olarak dipnot. P.S. I love you. Seni seviyorum. Ter attentie van. Ik schrijf deze brief ter attentie van mevrouw Kaya. Resmi yazışmalarda adlı kişinin dikkatine veya gönderilen mektuplarda, resmi mektuplarda gönderilen kişi için. Bu mektubu Sayın Kaya Hanım için yazıyorum. Kendisinin dikkatine. Ve kendisinin iletilmesini rica ediyorum. Ten behoeve van een studie, ten behoeve van verbetering van de communicatie in het bedrijfsleven. İhtiyaçlarından dolayı iletişimin iyileştirilmesi için bir eğitim vesaire. Volgende, ik zal de volgende les aanwezig zijn. Bir sonraki derste olacağım. En vele anderen, daha niceleri. In opdracht van. Ali mag ondertekenen in opdracht van de baas. Adına yetkili olmak, imza atmak. Ali patron adına, Ali'den sonra virgül rica edelim. Ali patron adına imza atabilir. İmzayı atmaya yetkilidir. In plaats van. Ga gewoon werken. In plaats van de hele dag slapen. Yerine. Bütün gün uyumak yerine. Hadi git çalış. In verband met, alle scholen zijn gesloten in verband met het coronavirus. Den dolayı, coronavirüsten dolayı, bütün okullar kapalı veya kapatıldı. Aanstaande, de volgende wedstrijd is aanstaande maandag. Gelecek, önümüzdeki zaman. Bir sonraki maç, önümüzdeki pazartesi günü. Alsjeblieft, bel me zo snel mogelijk alsjeblieft. Alsjeblieft'in iki anlamı vardır. Bir tanesi buyurun, bir tanesi lütfen. Buradaki anlamı lütfendir.
En kısa zamanda beni ara lütfen. Will you a cup of coffee? Ja, graag. Alsjeblieft. Kahve ister misiniz? Evet, lütfen. Buyurun efendim. Bij geen gehoor. Bij geen gehoor. Bel mij maar. Cevap alınamaması durumunda. Cevap alamadığında beni arasana. Met betrekking tot. Voor vragen met betrekking tot Nederlandse taalkursus, stuur alsjeblieft een mailtje. Hollandese kursumuzla ilgili sorularınız varsa, onları mail olarak gönderiniz. Saygıdeğer arkadaşlar, bugünkü dersimizde günlük hayatta kullanılan kısaltmaları ve onların içinde geçtiği cümle yapılarını öğrendik. Tabii ki bu alternatifleri siz çoğaltabilirsiniz. We hebben vandaag afkorting uit het dagelijks leven geleerd. Uiteraard mag jij eigen zinnen ook bedenken en verschillende voorbeelden kan noemen. İnanmak başarmanın yarısıdır. Dersimize katıldığınız için teşekkürler. Soru, öneri ve görüşlerinizi YouTube Hollandaca Dil Kursu ve Facebook Taalkursus Nederlands kanalımızda paylaşabilirsiniz. Başarılarınızın devamını diliyorum. Saygılarımla Mehmet Uz. Unutmayın, inanmak başarmanın yarısıdır. Başarılar arkadaşlar.